Ben Michael Rakowitz. Tate Modern'da Level 2 galerisindeyiz. Ve bu da benim en kötü durum başkasının kılıcı altından geçmektir adlı sergim. Bu sergide 1989'dan 2003'e kadar Irak'ta Saddam Hüseyin rejimi altındaki silah, üniforma ve tarihi eserlerin dizaynının batılı bilim kurgu ile inanılmayacak bağlantısını, farklı materyal, resim, heykel ve videolar kullanarak incelemeye çalışıyorum. İnternette dolaşırken bir sitede satışta olan bir kask gördüm. Darth Vader'ın giydiği kaska acayip benziyordu. Sonradan öğrendim ki bu kaskı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 101. Hava Bölüğü'ndeki bir asker Irak'tan gelirken yanında getirmiş. Bu kaskları Fadein Saddam kullanırmış. Yani Bağdat 2003'ün Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı direnen son askerler. Ve bu yarı asker yapıyı Saddam'ın oğlu Uday Hüseyin yönetmekle görevlendirilmiş. Ve Uday Hüseyin bir Star Wars yani Yıldız Savaşları hayranıymış. Kaskları ve üniformaları o tasarlamış. Bu yüzden Star Wars'un ünlü kötü karakteriyle benzerlik taşımaktalar. Ama hikaye aslında daha karmaşık. Bakın burada Saddam ilk Körfez Savaşı'nın arifesinde büyük bir anıtın önünde askerlerini Star Wars'un film müziğine uygun adım yürütüyor. Şu anda içinde olduğumuz odalarda da bu bağlantılara değinerek ben size sorular soruyorum. Yani benden 8 sene önce 1965'te doğmuş olan Uday Hüseyin benimle aynı filmleri izleyen, evinin bahçesinde veya oyun parklarında aynı sahneleri canlandırmaya çalışan, beraber büyüdüğüm arkadaşlarımla aynı kuşaktan. Sanat okulunda kamu sanatını incelerken bu tarz anıtlara çok merak sardım. Size biraz daha bu anıttan bahsedeyim. Iraklı bir mülteci mimar olan Kanan Makia Anıt isminde bir kitap yazmıştı ve bu gerçekten de ilginç bir kitap. Kitabın kapağındaki kesişen kılıçları görünce hemen çocukken duvarımda asılı olan Star Wars posteri aklıma geldi. The Empire Strikes Back'in ilk gösterimlerinde dağıtılan bir posterdi bu. Ve araştırınca öğrendim ki posteri çizen sanatçı Boris Vallejo, bilim kurgu çizimleri yapan Rowena Morell'le çok yakın arkadaşmış. Morell'in çizimleri Saddam'ın duvarında çerçeveli olarak dururmuş. Ayrıca Boris Vallejo, The Art of Rowena adlı monografisinde eleştirel bir yazı yazmış. Bütün bu bağlantılar benim için kaçınılmaz oldu. Her ne kadar spekülatif yapıları da olsa bir hikayenin parçalarını oluşturuyorlar. Aynı zamanda Amerikan askeri de haberci görevi görmekte. Sonuçta bunlar haber şirketlerinin yayınladığı bilgiler değil. Bunları sosyal medyadan buldum, internetten araştırdım, bu şekilde bulduğum bilgiler. Hiçbir basın organı Darth Vader'ın kaskıyla ilgili böyle bir haber yapmadı. Bunlar internette dolaşırken insanın karşısına çıkan ve sadece bu şekilde bulunabilen bilgiler. Eserlerimle izleyiciyi sadece resimlere bakmaktansa, gerçek heykellerin olduğu bu ortama koymayı amaçlıyorum. Resimlerde görmekte oldukları hikayenin bu şekilde çok ama çok daha güçlü olacağını düşünüyorum. Gerçek objeler, gerçek görüntüler izleyicinin almakta olduğu bilgiyi destekliyor.